Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Adım İrfan. 45 yaşındayım. Kanalınızı oğlumun vasıtasıyla keşfettim. Birkaç aydır da takip ediyorum. Bu kanalın ilgimi çekmesinin nedeni anlatılan şeylerin, yaşanmış hikayeler ve bunların çoğunu sizleri takip edenlerin göndermiş olmasıydı. Bunu fark ettikten sonra gençken yaşadığım esrarengiz olayların ilginizi çekebileceğini düşündüm. Sanırım yaşadıklarım tam olarak sizi takip edenlerin dinlemek isteyeceği türden şeyler. Ben doğma büyüme şu olayım diye konuya girmeyeceğim. Çünkü o konu biraz karışık. Babamın imam oluşundan dolayı meslek icabı bir sürü şehirde, bir sürü köyde bulundu. Onunla beraber biz de bulunmuş olduk. Babamın mesleğe ilk başladığı yıllarda Mardin'de çalışırken babasının memuriyeti sebebiyle aslen Konyalı olan annemi orada görüp beğeniyor. Sonra İstanbul'daki dedeme haber gönderiyor. Dedemler hayırlı iş için Mardin'e geldiklerinde annem istiyorlar. O yıl içerisinde de evleniyorlar. Toplam 5 yıla yakın babam Mardin'de kalıyor. Ben de o süreçte doğdum zaten. Mardin'den taşındığımızda daha 2 yaşında olduğumdan hayal meyal hatırlıyorum oraları. Asıl çocukluğumun geçtiği yer olan Konya'ya taşındığımızda burada 10 yıl kalacaktık. Çocukluk arkadaşlarımın neredeyse tamamı hep Konya'daydı. Buranın küçük bir köyüne gelmiştik. Bizim için ayrılmış olan imam evinde kalıyorduk. Cami hemen kaldığımız evin dibindeydi. Buraya geldiğimizde çok küçük olduğumdan adaptasyon sorunu yaşamamıştım. Köydeki çocuklarla hemen kaynaşmıştım. Zaten annem de burada olduğu için sürekli komşulara gider gelirdik. O sebeple yakın komşumun çocuklarıyla çok iyi anlaşıyorduk. En sık gittiğimiz karşı komşumuz olan Esma teyzeydi. Esma teyzenin iki oğlu vardı. Küçük oğlu olan Kerem benim yaşıtımdı. Onun büyüğü olan Kadir abi biraz içine kapanık birisiydi. Kerem gibi değildi. Ben sürekli onlara gidip geldiğim için gözlemleme şansım oluyordu. Kadir abi eskiden bizimle beraber oynardı. Birlikte eğlenirdik ama son zamanlarda iyice içine kapanmış, pek odasından çıkmıyordu. Onlara gittiğimizde annemle Esma teyze mutfakta konuşurlarken Kadir abiden bahsettiklerini duydum. Biz koridorda oyun oynuyorduk ama kulağım onlardaydı. Kadir abi uzun zamandır geceleri kabus görüp bağırarak uyanıyormuş. Başlarda çok önemsememişler ama son zamanlarda çok sık olduğu için Kadir abi korkup uyumuyormuş. Uyuduğu zamanlarda hep başında bekliyorlarmış. O yüzden de yavaş yavaş içine kapanmış. Rüyanda ne gördün diye sorduklarına korkup kekelemekten cevap veremiyormuş. Daha sonra da konuyu açtıklarında susup odasına gidiyormuş. Anneme konuyu açtığında annem de bu durumdan babama bahsedeceğini söyledi. Elinden ne gelirse yapar dedi. Annem de eve geldiğimizde dediğini yaptı. Babam gelince akşam yemeğinde Kadir abiden bahsetti. Babam da hayırdır inşallah deyip sakallarını ovuşturdu. Yarın babası getirsin bir göreyim. Allah'ın izniyle iyi olur korkmasınlar dedi. Ertesi günü Kadir abiyle babası Osman amca birlikte bize geldiler. Esma teyze de 10 dakika sonra falan Kerem'le birlikte geldi arkalarından. Esma teyze ile annem mutfağa geçtikten sonra babam Osman amcayla havadan sudan biraz sohbet edip hal hatır sorduktan sonra Kadir'e dönüp gel bakayım Kadir oğlum yanıma otur diye eliyle yanındaki boş koltuğu işaret etti. Kadir abi babamı yanına oturttuktan sonra babam ona Kadir oğlum bana biraz gördüğün rüyalardan bahset. Seni korkutan nedir dedi. Kadir abi utangaç bir tavırla istifini bozmadan yanakları kızarık bir şekilde yerdeki halıya bakıyordu. Babam da başını okşayıp korkma gülüm. Bak baban da burada. Hem ben. Hocam canım senin. Anlat bakalım. Anlat ki derdini çözelim dedi. Kadir abi hala hiç sesini çıkarmadan aynı şekilde başı öne eğik suskun durmaya devam ediyordu. Babam gülümseyerek anlaşıldı. Senden bize hayır yok deyip dua okumaya başladı. Babam dua okumaya başladıktan birkaç dakika sonra Kadir abi kafasını aniden kaldırdı. Gözleri kıpkırmızıydı. Kes şunu ihtiyar, benim canımı sıkma dedi. Sesi o kadar kalın çıkıyordu ki benle Kerem korkudan ağlamaya başladık. Babam apar topar annemlere seslenip bizi oradan aldırdı. Annemle Esma teyze telaşla bizi içeri götürürlerken babamla Osman amca Kadir abiyi tutmaya çalışıyorlardı. En son onu görmüştüm. Biz içerideyken Kadir abinin kulak tırmalayan çığlıkları, bağırışları içeriye kadar geliyordu. Annemler kulaklarımızı kapatıp aralarında ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Biz içeride olan bitenden korkarken babam gelip korkmayın
Kadir bayıldı. Biz onu hastaneye götürüyoruz. Siz evde kalın dedi. Esma teyze, Kadir abinin koridordan Osman amcanın kucağına çıkarıldığını görünce ağlamaya başladı. Biz de ağlıyorduk. Ne olmuştu ki ona? Annem de bizi bırakıp Esma teyzeyi sakinleştirmeye çalışıyordu. Babamlar aradan geçen birkaç saat sonra eve geldiler. Kadir abi, Osman amcanın kucağında uyuyordu. Esma teyze de Kerim'i alıp eve gitti. Onlar gittikten sonra babam anneme, "Bu çocuğun hali, hal değil Kadriye," dedi. Annem de, "Vah vah, ne olmuş, nesi var?" diye sorunca, babam, "Ona görünenler, hatta savunmasız bedenini kullanan mahluklar var," dedi. Annem duymuş olabileceğimi düşünüp mutfağın aralı olan kapısını kapattı. Ondan sonra pek bir şey duymadım ama duyacağımı duymuştum zaten. Kadir abiye kimler görünüyordu ki? Ona ne yapacaklardı? Çocuk aklımla onun hasta olduğunu düşünmüştüm. O an gördüğüm manzara bir türlü gözlerimin önünden gitmiyordu. Gözleri kıpkırmızı olmuştu ve öfkeyle, nefretle bakıyordu babama. Sırf dua okudu diye çok kızmıştı. Babam ne yaptı ki ona? İyilik olsun diye dua okudu sadece. Onu öyle görünce çok korkmuştum. Olan bitenleri tam algılayamasam da kötü şeyler oldu. Kadir abiye bir fenalık olduğu belliydi. Gece yatağa geçtiğimde annem ışığı kapatınca korkup kapatma demiştim. Karanlıktan hiç korkmayan ben o akşam çok korkuyordum. O gördüklerim benim yaşımdaki bir çocuk için normal şeyler değildi. Kerem de en az benim kadar etkilenmişti. Sonradan öğrendiğime göre o gece Kadir abi annesiyle babasıyla uyumuş. O olaydan sonra babam birkaç kez Keremlere gidip evde Yasin okumuştu. Kadir abi uzun bir süre benzer bir şey yaşamadı. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra ergenlik çağına geldiğimizde bir komşumuzun köy meydanında düğünleri vardı. Herkes düğüne gidince ben de Kerem'in yanına gittim. Kadir abi de vardı evde. Zaten bizi ona emanet ettiler. Bize göz kulak olmasını istediler. Annemler gittikten sonra biz Kerem'le salonda televizyon seyrederken Kadir abi gelip, "Çocuklar, televizyon sesini çok açmayın. Ben biraz uzanacağım. Başım ağrıyor sabahtan beri. Uyuyabilirsem uyuyacağım," deyip odasına gitti. Yüz soluk görünüyordu. Bir sıkıntısı olduğu belliydi. Kadir abi odaya gittiğinde biz de televizyon dediği gibi kızdık. Kerem'e, "Abin nasıl? Eski sıkıntıları yok inşallah," dedim. Kerem sorduğum soruyu biraz buruk bir şekilde cevapladı. "Vallahi uzun zamandır bir sıkıntısı yoktu. Baban sağ olsun abime çok yardımcı oldu o eski süreçte. Ama bir süredir, yani yakın zamanlarda ben onun bazı sıkıntıları olduğunu fark ediyorum. Ama abim kimse üzerine gelmesin diye konuyu açmıyor, bahsetmiyor. Bu mevzudan annemlerin falan haberi yok. Ne zamandır gece uyurken abim sesine uyanıyorum. Annemlerin odası uzak olduğu için duymuyorlar ama ben duyuyorum. Bana kalırsa abim sanki benzer sıkıntıları tekrar yaşıyormuş gibi hissediyorum. Korktum da bu zaten," dedi. Kerem'in bu konu hakkında ne kadar canının sıkkın olduğu yüzünden anlaşılıyor zaten. O an ona ne diyeceğimi bilemedim. Konuyu dağıtmak için televizyondaki filmden açtım konuyu. Sonra filme daldık biz de. Filme öyle bir kilitlenmiştik ki bir anda reklam olunca karnımızın acıktığını ancak o zaman fark ettik. Mutfağa bir şeyler atıştırmak için gittiğimizde ne yiyelim diye aramızda konuşurken Kerem bir an için "Şşş," deyip mutfak kapısından karşıdaki Kadir abinin odasına kulak kabarttı. "Sen de duyuyor musun?" dedi. "Neyi?" dedim. "Sus, sadece dinle," dedi. Susu. Onun yaptığı gibi o yöne odaklanıp dinlediğimde Kadir abinin odasından patır sesi geliyordu. Sanki içeride birisiyle boğuşuyormuş gibi sesler geliyordu. Kerem'le göz göze geldiğimiz o anda başına bir şey gelmiş olmasın gidip yardım mı etsek dedim. O da "Bilmiyorum ki, ters tepebilir," dedi. Ben de ona "İstersen bağırıp çağırsın. Belki adamın yardıma ihtiyacı vardır Kerem. Ne olacak? En fazla laf eder. Biz de susup otururuz," dedim. Kerem de ikna olunca kapısının önüne yaklaşıp parmağımın tersiyle iki kez tıklattım. "Abi, iyi misin?" diye sordum da kapıya birisi sanki büyük bir şey fırlatmış gibi güm diye bir sesle çarptı. Büyük gürültü kopmuştu. Öyle bir şey olunca biz de direkt daldık odaya. İçeri girdiğimizde Kadir abi kapının önünde yerde diz çökmüş, ağlayarak, korku dolu gözlerle boş duvara doğru bakıyordu. "Gelme," diyordu. Hemen onu kaldırmaya çalıştık. Sanki biz yokmuşuz gibi bizi aldırış etmedi. "Abi iyi misin? Ne oldu sana? Kim gelmesin?" dedim. İkimiz de onu böyle görünce telaşa kapıldık. Tövbe estağfurullah. Sanki görmediğimiz bir şey görüyormuş gibi boşluğa bakıp kalmıştı. Kerem abisini öyle görünce çok etkilendi. "Abi korkutma beni. Kendine gel Allah aşkına. Bak biz buradayız. Orada bir şey yok," diye onu sakinleştirmeye çalışıyordu. O anın telaşında ilk önce fark etmedik ama sonradan
Odanın ne kadar dağılmış olduğuna takıldı gözüm. Sanki burada savaş çıkmış gibi hiçbir şey yerli yerine değildi. Birisiyle de boğuşmuş gibi kollarında, yüzünde darbe izleri vardı. O an onun aklını kaçırmış olduğunu düşünmüştüm. Vaziyet ona işaret ediyordu. Kadir abi kendine gelmeyince mecburen ona bir tokat attım. Sonra onu ayağa kaldırıp banyoya götürdük. Yüzü bembeyaz kesmişti. Korkudan kekeliyordu. Ağzı falan sanki felç geçiriyormuş gibi yamuk yumuk oluyordu. Galiba kriz geçiriyordu. Banyo kapısının önünde birden kusmaya başladı. Dakikalarca sanki zehirlenmiş gibi kustu. Onu güçlükle tutuyorduk. Kusması bittiğinde onu banyoya sokup üzerine kıyafetleri çıkarmaya bile uğraşmadan iyi geleceğini düşünerek banyodaki taburaya oturtup başından aşağı soğuk su döktüm. Sürekli konuşturmaya çalışıyordum ama anlamsız seslerden başka bir şey çıkmıyordu ağzından. Çok korkuyorduk. O an Kadir abinin en iyi ihtimalle felç kalacağını düşünmüştüm. Yaşadığı şokun etkisi ilk bakışta anlaşılıyordu. Kerem'le birbirimize çağrısıya bakıyorduk. Oğlum, birilerine haber versek adam iyi değil dedim. Kerem de, bilmiyorum ki. Bu şekilde onu bırakamayız. Olmazsa sen gidip bizimkileri çağır. Ben abimle kalırım dedi. Ben de vakit kaybetmeden koşarak çıktım evden. Düğünün sesinin geldiği yere vardığımda çok fena kalabalık vardı. O kalabalıkta tanıdık yüzleri gördüğümde babamı sordum. Onların olduğu yeri bulduğumda babamın kulağına durumu çıtlattım. Acil gelmeniz lazım dedim. Babam yerinden kalktı. Osman amcaya gidip onu kenara çekti. Durumu anlattı. Hepimiz birlikte oradan eve geldik. Esma teyze ile Osman amca çok telaşlıydılar. Yolda sürekli ne oldu? Ne oldu diye ayrıntıları soruyorlardı. Eve vardığımızda Kerem abisini kurulayıp salonun ilk koltuğa oturtmuştu. Biraz olsun kendine gelmiş gibiydi. Ama hala suskundu. Neyse ki o an gördüğümüz hali yoktu. Çok korkmuştum. Gencecik adam sakat gibiydi. Hemen onunla ilgilendiler. Babam Kadir abiyle bir an için göz göze geldiğinde Kadir abi bir anda öfkeyle ayağa kalktı. Gözlerinde kin ve nefret vardı. Parmağıyla babamı göstererek "O buradan gitsin. Defol git buradan. İstenmiyorsun." diye bağırmaya başladı. Babam da durumun ne kadar ciddi olduğunu anladığında "Onu tutun. İyi değil." dedi. Kadir'i zorluyorlar deyip müdahale etti. Evdeki Kur'an-ı Kerim istedi. Osman amca da getirdiğinde Kerem'le ben ve Osman amca üçümüz Kadir abi zor tutuyorduk. Sakin ve saygılı adam gitmiş. Yeni bir canavar gelmişti sanki. Babama ağza alınmayacak küfürler ediyor, bağırıyordu. Yüzünü acayip şekillere sokuyordu. Ona bir fenalık olduğu belliydi. Babam söylediklerini aldırış etmeyin. O kendi değil dedi. Biz hariç babam her şeyin farkındaymış gibiydi sanki. Ne yaptığını biliyordu. Ama Kadir abi öyle bir şekilde büründü ki gözleri kıpkırmızı olduğundan fazla güçlü ve inanılmaz saldırgandı. Delirmiş, çıldırmış gibiydi. O anki tek derdi sanki biz onu bıraksak, bizden kurtulsa koşup babamı öldürecekti. Korkuyordum. Her an her şey olabilirdi. Ona bunu yaptıran neydi ki? Ya bana da böyle olursa ya da bir başkasına. O zaman ne yapardık? Kadir abi bağırıp saldırmaya devam ederken babam hızlıca bilmediğim bazı Arapça kelimeleri kullanmaya başladı. Bir elinde de Kur'an-ı Kerim vardı. Kur'an odaya getirildiğinde Kadir abi oldukça saldırganlaşmıştı. Babam da okumaya başladığındaysa iyice çığırından çıktı. Onu daha fazla zapt edemeyecektik. Her an bizden kurtulabilir gibiydi. Annemle Esma teyze bir köşede ağlıyorlardı. Osman amca gözleri yaşlı, oğlunun delirişini görüyor. İki eliyle de onu kavramış tutmaya çalışıyordu. Hepimiz şok içindeydik. Babam çok sakindi. Ne yaptığını biliyordu. Onun panik yapmaması beni de sakinleştiriyordu ama o an fark ettiğim bir başka şeydi. Babam hariç hepimiz korku içindeyken Kadir abi bundan büyük bir keyif alıyor gibiydi. O hengamede ara ara bizlere bakıp memnun oluyordu. Bir de babam bizim aksimize bir o kadar sakin olunca bu onu çılgına çeviriyordu. En sonunda Kadir abi bayıldı. Babam korkmayın onu odasına götürün dedi. Biz de odasına götürdüğümüzde babam odaya girdi ve dışarı çıkmamızı rica etti. Sanırım ne yapacaksa hiçbirimizin buna şahit olmasını istemiyor gibiydi. Babam biz çıkınca odanın kapısını arkamızdan kapattı. Bir süre boyunca onun şiddetli bir şekilde azarlar tonda Arapça kelimeler kullandığını duydum. Kadir abi de ona karşılık veriyordu. İyi de nereden biliyordu ki? Arapça nasıl konuşuyordu? Hayrete kapıldım. Onlar tam 46 dakika kadar içeride kaldı. Babam kapıyı kapatmadan önce ben koşun demediğim sürece her ne duyarsanız duyun kimse içeri gelmesin demişti. Biz de şu an Kadir abinin attığı çığlıkları
Babam bağıra bağıra okuduğu duaları normal karşılıyordu. Kesinlikle bize söylediğini yapıp ne olursa olsun içeri girmedik. Bir ara Kadir abinin bağırışları durdu. Sonra da incecik, insana sıkıntı veren cinsten bir ses tonuyla tuhaf bir ses duyduk. Ardından babam odadan çıktı. Şimdi dinlensin. Uyuyor. Varmayın üzerine. Soruya da boğmayın. Biraz dinlensin. İyi olacak Allah'ın izniyle deyip babam Osman amcanın koluna girip onunla beraber bahçeye çıktı. O zaman ne konuştuklarını duymamıştım. Biz içeride olduğumuzdan konuşulanları bilmediğim için çok merak etmiştim. Ortada bir sıkıntı vardı ve bu iş ciddiydi. Bizler de haliyle korkuyorduk. Kafamızda çokça soru işareti vardı tabii. Annemler mutfakta sigara üstüne sigara yakıyor. Esma teyzeyi teselli ediyordu. Babamların konuşması bittikten sonra bizler de eve geçtik. Evdeyken ne konuştuklarını o kadar çok merak ettim ki babanın suratımdan bunu anlamıştı. Ona çekinerek sordum. Baba, Kadir abiye ne oldu böyle? Osman amcayla ne konuştunuz? Korkuyorum. Ne olduğunu bilmek istiyorum dedim. Babam da sakallarını karıştırıp beklemediğim bir şekilde sorumu cevapladı. Oğlum, Kadir abinin hiç söylemeye dilimin varmadığı bir sıkıntısı var. Hatırlar mısın? Geçen sene bizi civar köyden Ahmet diye bir genç getirmişlerdi. Çocuk çok sıkıntılıydı. Uyku uyuyamıyordu. Bir iki sefer canını kıymaya çalışmıştı. Bize geldikten sonra çok şükür iyi olmuştu. Babam bahsettiği olay dediği gibi tam bir yıl kadar önce annem bir akrabasının oturduğu köyden tanıdık yoluyla bize getirilen Ahmet abiydi. Ahmet abiyi getirdiklerinde hali çok perişandı. Ailesi ondan daha perişan haldeydi. Ahmet abi arkadaşlarıyla balığa gittiği bir gün onlardan uzaklaşıp ortadan kayboluyor. Sonra onu iki gün arıyorlar. Adam ortalıkta yok. Bir gün kendiliğinden ortaya çıkıp geliyor. Nasıl kaybolmuş, neredeymiş, ne olmuş kendisi de bilmiyor. Eve geldiğinde üstü başı parçalanmış, kıyafetleri tezek kokuyor, bütün vücudunda yara izleri. Sonra aynı Kadir abi gibi sıkıntıları başlıyor. Bazı sesler duyduğunu ve ona saldıran varlıklardan bahsediyor. Bize geldiğinde ise babam onunla saatlerce uğraşıp sonunda kurtarmış. Bunu hatırlayıp babama evet hatırlıyorum dedim. İşte onun gibi bir sorun var Kadir abinde. Her nasıl olduysa buna görünmeye başlamışlar, musallat olmuşlar dedi. Babam Kadir abiyle yalnız kaldığında odada Kadir abiye görünen babama da görünmüş. Babam böyle şeylere alışkın olsa da insanın doğası gereği korkmuş haliyle. Ben 10 saniyeliğine gördüğüm şeyden öyle bir korktum ki Kadir abinin halini düşünemiyorum. Kim bilir ona ne görüntüler veriyor, kulağına neler fısıldıyorlar dedi. Hakkı vardı. Onun ne yaşadığını bilmemiz mümkün değil. Ama nasıl çözecek bu mesele diye sordum da babam bana bu işlerde kabiliyeti yüksek olan bir büyümden gelip yardımcı olmasını rica ettim. Yarın o gelecekmiş. Osman amcaya da bunu söylemiş zaten. Ertesi gün olduğunda öğleden sonra babam bahsettiği Rüstem amca geldi. Kendisi rahmetli, çok yüksek ilim irfan sahibi bir hocanın oğluymuş. Rüstem amca hocalık yapmasa da etrafında bu gibi konularda yardıma muhtaç olanlara yardımcı olmaktan geri durmuyormuş. Babam onun bu konulara çok bulaşmama sebebini şöyle anlatmıştı. Cinler, iblisler ve onun gibi varlıklarla iletişime geçebildiğinde iyi ya da kötü amaçlı da olsa insana illaki bir tesir oluyormuş. Rahmetli babası ondan bu konulardan uzak durmasını istemiş. O da babasını dinlemiş. Ancak çok nadir böyle ricaları kırmıyormuş. Bence de hakkı var. İnsan bile isteye o varlıklarla bulaşmaktan çekinmeli. Çok tehlikeliler. Allah hepimizi bunların şerrinden korusun. Rüstem amca geldiğinde birlikte Keremlere gittik. Kapının önüne geldiğimizde kapı açılınca Rüstem amca tam içeri girecekken bir an duraksayıp besmele çekti. Babam ona ne olduğunu sorduğunda bu evde komple bir sıkıntı var. İçeride birkaçı burayı mesken bellemiş dedi. Sağ ayağıyla adımını atıp girdi içeri. Selam verip doğrudan çocuk nerede diye sordu. Osman amca Kadir abinin odasını gösterdi. İçeri girip Kadir abiye selamun aleyküm dediği anda Kadir abi uykulu vaziyette uzandığı yataktan doğrulup odanın köşesine geçti. Bir sene eksiktin. Defol git bu evden. Burası bizim artık dedi. Bu ettiği lafları duyunca kanım dondu resmen. Sanki Rüstem amcayı biliyormuş gibi laflar ediyordu. Rüstem amca hiç işi dolandırmadan büyük bir sakinlikle Kadir abinin üzerine giderek daha önce hiç duymadığımız bazı kelimeleri kullanmaya başladı. O konuştukça Kadir abi sanki eriyip gidiyormuş gibi olduğu yerde acı içinde çömeldi. Osman amca müdahale edecekken babam onu tutup
karışma diye telkinde bulundu. Rüstem amca Kadir abiye iyice yaklaşıp onu omzundan tuttu. Ne işin var burada? Pis iblis. Derhal bu çocuğu rahat bırak diye yüksek sesle bağırıyordu. Cümleleri çok keskin ve netti. Bu işleme bir saatten fazla devam etti. Kadir abi can çekişiyormuş gibi sesler çıkarıyordu. O bağırışların arasında bir anda yere yığılıverdi. Rüstem amca yardım edin, yatağa yatırın onu dedi. Dediğini yaptıktan sonra babama dönerek, otur başında Kur'an oku. Hiç kesmeden oku ama. Allah'a şükür kurtuldu. Allah'ın izniyle bir daha sıkıntı yaşamaz. Sizden ricam, kendisine geldiğinde bu konudan asla bahsetmeyin. Korkuları o iblisi besler. Bir daha gelmeye cesaret etmesine müsaade etmeyin. İçiniz ferah olsun, iyi olacak dedi. Bir bardak su rica edip cebinden bir şey çıkarıp içine attı. Bunu başucuna koyun, uyandığında içsin dedi. Sonra da köyüne geri döndü. O günden sonra Kadir abi zaman içinde eskisi gibi kendine gelmeye başladı. Hepimiz ucuz atlatmıştık. Korkulan olmamıştı. Ama Allah ondan razı olsun. Adam gerçekten kuvvetli bilgi biriymiş. Babamın övdüğü kadar varmış. Bizim ailede kan mı çekiyor bilmiyorum. Buna benzer çok fazla yaşanmışlıklar var. Babam zaten mesleğinden ötürü manevi olaylarla iç içe. Yaşım artık üniversite çağına geldiğinde pek okuyasım olmadığını hepimiz biliyorduk. Bir gün babam beni yanına çağırdı ve İrfan, malum okumayacaksın. Bunu kendine söylüyorsun. Saygı duyarım oğlum. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Benim sana bir teklifim var. Ama iyice düşünmeni istiyorum. Bizim köyün Gassalı Harun amcan artık çok yaşlandı. Emekliliği de geldi. Ne dersin? Onun yerine seni düşünüyorum. Cenaze yıkayabilir misin? Eğer tamam dersen ben kendisiyle konuşurum. Emekli olmadan sana her şeyi iyice öğretir. Gerekli izinleri de ben ayarlarım. Hem elin ekmek tutar hem de ben de yanında olurum. Ne dersin dedi. Baba bilmiyorum ki. Öyle bir anda sorunca şaşırdım açıkçası. Sence korkar mıyım ki? Kolay bir iş değil onca insanı yıkamak. Hem de hep öyle insanlar dedim. Babam çekindiğimi görünce korkmazsın, sen yaparsın. Hatta gel gidip kendisiyle bir konuşalım dedi. Aslında neden olmasın diye düşündüm. Sonuçta birileri bu mesleği yapıyor. Kadınlar da yapıyor. Ben neden yapamayayım? Zaten ne iş yapacağım, nerede çalışacağım diye düşünmektense hazır iş demiştim. Harun amcanın yanına mezarlığa gittiğimizde beni görünce güler yüzle karşılayıp sarıldı. Gel aslanım gel, hiç çekinme. Baban çok iyi düşünmüş, yaparsın evelallah. Hiç korkar mıyım falan diye düşünme. Hepimiz öyle başladık. Bir iki seferden sonra alışırsın. Senden iyisini bulacağız, İçin rahat olsun. İyice alışana kadar ben yanında olacağım dedi. Onun konuşması beni rahatlatmıştı. Birkaç hafta yanına gidip gelmeye başladım. Tek başıma ilk mesleğe başladığımda çok korkuyordum. Ölüye dokunmayı bırakın, bakamıyordum bile. İlk günlerde yıkadığım o meftaların yüzleri rüyalarıma giriyordu. Gece yarıları korku içinde uyanıyordum. Ama gerçekten de Harun amcanın dediği gibi zamanla alışmaya başlamıştım. Asıl beni sıkıntıya sokan şey ölüleri görmekten ziyade cenaze sahiplerinin, akrabaların üzüntüleri, o feryatları, ahatları, onların ağlama sesleri, çığlıkları yüzünden ister istemez ben de çok etkileniyordum. İşte buna ne kadar zaman geçse de bir türlü alışamıyordum. Kolay da bir şey değildi. Hele ki beni en çok genç ölüm olduğunda çok etkiliyordu. İçim parçalanıyordu resmen. Bir gün bahsettiğim gibi genç bir çocuğun cesedini getirdiler. Boynu kırık olduğu için ben onu yıkarken kafası her seferinde yana düşüyordu. O gün çok etkilenmiştim. Gencecikti. Öyle bir kalabalık vardı ki genelde öyle oluyor. Allah göstermesin genç birisi rahmetli olduğunda çok fazla insan geliyordu mezarlığa. Felaket bir kalabalık vardı. Her yerde insan vardı. Rahmetli yıkadıktan sonra babam cenaze namazını kıldırıyordu. Onu toprağa verirlerken o kadar canım sıkıldı ki. Biraz arka tarafa geçip bir sigara yaktım. Ben sigara içerken benim yaşlarda genç bir çocuk yanıma geldi. Sigaran var mı diye sordu. Ağlıyordu. Ben de cebimdeki paketten bir daha sigara uzattım. Başın sağ olsun. Neyin olur dedim. Amcasının oğluyum ve de en iyi arkadaşımdı. Sırdaşımdı. Özgür çocukluğumuzdan beri içine kapanık. Öyle herkesle çok haşır neşir olan birisi değildi. Tek arkadaşı bendim. Daha küçükken başlamıştı sıkıntıları. Başına hep bir tuhaf olay gelirdi. Benden başka da kimseyle paylaşmazdı. Bir gün bana tam olarak ne gördüğünü anlattığında onun bizim gibi olmadığını anlamıştım. Sıradan birisi değildi. Bizim göremediğimiz türden şeyleri görüyordu. Biz o yaşlarda
Korku filmi izlemeyi bırak. Televizyonda reklamını görsek, akşamında uyurken korkudan altımıza kaçırırdık. Ama o görmemesi gereken şeyler görüyordu. Başlarda sadece görüntülerden bahsetmişti. Herhangi bir ses veya temastan söz etmedi. Zaman geçtikçe, biz büyüdükçe, kulağında sürekli insanı titretecek cinsten sesler fısıldandığını anlatırdı. Birkaç kez de uyurken ona gelip zarar verdiklerinden bahsetti. Sıklıkla rüyalar görüyor, duyduğu o seslerin kesilmemesinden şikayet ediyordu. Ben Özgür'ün bu yaşadıklarına daha fazla seyirci kalamayıp durumu annesine çıtlattım. İlk başta ciddiye almadılar tabii. Ama daha sonra Özgür'ün olur olmadık sıklaşan bayılmalarından sonra annesi işkillenmiş, Özgür'ü birkaç hücreye götürmüştü. Ama hiçbirinde sorunlarından kurtulamadı. Birkaç kez de doktora gösterdiler. Ama bu da işe yaramayınca vazgeçtiler. Özgür büyüdükçe sıkıntılar, sorunlar iyice baş göstermeye başladı. Artık onunla adam akıllı bir sohbet falan edemiyorduk. Hal hareketleri son zamanlarda iyice bozulmuştu. Tutarsız davranışlar sergiliyordu. Bir gün okuldan çıktık. Beraber eve dönüyoruz. Özgür bir anda tuhaflaştı. Arkama saklanıp kekelemeye başladı. Özgür iyi misin oğlum? Neler oluyor? Bir şey mi gördün diyorum. Cevap vermiyordu. Kekeleyerek orada bize doğru geliyor demeye başladı. Gösterdiği yöne bakıyorum. Ortada bir şey yok. Gündüz vakti ne gördün diye söyleniyordum. Özgür şok içindeydi. Arkamı dönüp şoktan çıksın diye onu silkeleyince biraz düzelir gibi oldu. Sonra köşedeki kaldırım başına oturduk. Biraz soluklanmasını istedim. Birkaç dakika sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi hadi gidelim deyip kalkıp eve doğru yürümeye başladı. O gün onun için çok endişelenmiştim. En son yaşadıkları zaten bize durumun neden ağır olduğunu göstermişti aslında. Özgür son zamanlarda sürekli kendisini gece vakti elinde bir bıçakla evlerinin bahçesinde bulmaya başlamıştı. Akşam yatıp uyuyor ve gece yarısı kendini öyle buluyordu. Akıl işi değildi. Neden böyle oluyor dediğimde ona kendisini öldürmesini söylüyorlarmış. Kulağında sürekli bunu duyuyormuş. O olayların olduğu dönemde bir gün annesi bizdeyken Özgür'ü sordum. Evde tek dedi. Ben de yanına gittiğimde kapıyı çaldım. Çaldım ama açan olmadı. Seslendim falan, cevap yok. Biraz işkillenmiştim. Acaba bir şey mi oldu dedim. Sonra dönüp yengeme olanı anlatınca o da merak edip eve geldi. Anahtarla kapıyı açtığında eve bakındık. En son yengemin banyodan attığı çığlığa koştuğumda banyoda kanlar içinde yatıyordu. Bileklerini kesip orada kalmış öyle. Alelacele onu hastaneye yetiştirdik. Uzun bir süre tedavi gördü. Çok şükür hayat kurtulmuştu. Ölümden döndü çocuk. Hastaneden çıktığında düzelmiş gibiydi. Ben iyiyim, merak etmeyin. Bir sıkıntı yok falan diyordu. İyi görünüyor zaten. Bir sıkıntısı yok gibiydi ama demek ki varmış. Herkesin ona bu konuları açmasından sıkılmış olacak ki hepimize iyiyim diye rol yapıyordu. Bana bile söylememişti. Belki tekrar annesine falan söylerim diye bana anlatmıyordu artık. Ölmeden bir gün önce bana geldi. Durumu hiç iyi değildi. Gözleri kızarmış. Parmakları tırnaklarını yemekten yara olmuştu. Ben iyi değilim. Artık dayanamıyorum. Kimse üzerime gelmesin diye yalan söyledim ama hala buradalar. Hala bırakmadılar peşimi. Akla gelmeyecek şeyler duyuyorum ben. Gördüklerimi görsen kafayı yersin. Her an etrafındalar. Sürekli varlıklarını gösteriyorlar. Ben kafayı yiyeyim. Delireyim istiyorlar. Oğlum, ben gerçekten dayanamıyorum artık. Boğuluyorum. Kurtulmak istiyorum. Olmuyor. Ne yaptıysam kaçamıyorum deyip ağlıyordu. Oturup sakin sakin konuştum onunla. Kafasını falan dağıtmaya çalıştım ama olmadı. Her an etrafına bakıyor. Arkasını kolluyordu. Bazı hareketleri beni de korkutuyordu. Ona ne diyeceğimi bilemedim. Ne desem yersiz olacak, havada kalacaktı. Ben de ailesine anlatalım dedim. Bilsinler gizleme. Belki bir yardımları olur. Bak böyle olmaz diye dil döksem de nafile. Kimseye bir şey söylemeyeceksin diye yemin ettirip bir dahasa konuşmam seninle dedi. Ben de mecburen sustum. Ama çocuk resmen bitik görünüyordu. Elimden bir şey gelmemesi beni çok üzüyordu. O konuşmadan sonra gece boyu uyuyamadım. Gece boyu uyuyamadım. Çocuğun hali ne olacak diye düşündüm. Ertesi gece yengemin çığlık sesleriyle bütün köy inlemişti. Hepimiz ne oldu diye evlerine koştuğumuzda Özgür daha fazla dayanamamış ve kendisini odasında bir halatla asmış. Boynu da o şekilde kırılmış. Onun o cansız görüntüsü gözlerimin önünden gitmiyor. Bir türlü atamıyorum.
Bak şimdi de onu toprağa veriyoruz işte. O çocuğun suçu neydi ki dedi. Bana bunları anlattıktan sonra ona bir su ikram ettim. Sonra mezarın başına doğru gitti. Bu duyduklarımdan çok etkilenmiştim. Zaten onu yıkarken kötü olmuştum. Bir de başına gelenleri duymak iyice üzmüştü beni. Çocuk neler yaşamış öyle. Allah ailesine sabır versin. Ne kadar yazık. Bir akrabammış gibi, bir yakınımı kaybetmiş kadar üzülmüştüm o gün. Eve gittikten sonra bir süre gözüme uyku girmedi. Aklımda çocuğun Özgür'le ilgili anlattıkları dönüp duruyordu. Gözlerim yavaş yavaş kapandığında artık uyumuştum. Çok geçmeden kötü bir kabusun ortasında buldum kendimi. Rüyamda Özgür'ü gördüm. Boynu yana düşmüş bir şekilde. Oldukça korkulucu bir haldeydi. Benden hesap soruyordu. Bana, beni yıkarken neden ölmediğimi fark etmedin? Neden beni diri diri gömmelerine izin verdin? Ben yaşıyorum. Beni çıkarın bu çukurdan. Gel beni kurtar. Yoksa bu kabuslardan kurtulamayacaksın. İki elim yakanda olacak. Sen de benim gibi öleceksin diyordu. Nefes nefesi kabustan uyanmıştım. Hala gördüklerimin etkisindeydim. Bu kabus beni çok etkilemişti. Korkmuştum. Sabaha kadar uyuyamadım sonra. Bu rüyayı arka arkaya tam 3 gece boyunca gördüm. Son gördüğümde kabustan uyandığımda saat gecenin 1'iydi. Daha fazla dayanamayıp o saatte gidip Özgür'ün kuzenini bulup ona gördüğüm rüyayı anlattım. O da benim gördüğüm rüyanın aynısını günlerdir görüyormuş. Bir an için çılgınca bir şeyden söz etti. Bana Özgür'ün mezarına gidip bakacağını söyledi. Sen ne diyorsun? Delirdim dedim. Ne desem de çok kararlı duruyordu. Bu kararının vazgeçmeyeceğini anladığımda ben de geliyorum. Peki ya ne zaman yapacağız bunu dedim. Hemen şimdi dedi. Cevap vermemi bile beklemeden yanına kürek alıp gitti. Birlikte mezarlığa doğru yola koyulduk. İçim hiç rahat değildi. Bu yaptığımız kesinlikle doğru değildi ama ikimizin de aynı zamanda aynı kabus görmesi de normal değildi. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmenin tek yolu buydu. Başka da çaremiz olmadığını düşünüyordum. Biraz sonra mezarlığa gelmiştik. Tam Özgür'ün mezarının başındaydık. İlk defa buraya bu saatlerde geliyordum. Fena halde korkutucuydu. Sürekli korkudan etrafımıza bakıyordum. Sanki her an birisi arkamızdan gelecekmiş gibi bir ürperti vardı üzerimde. Korkuyordum ama merakım ağır basıyordu. Yanlış bir şey yaptığımızın da farkındaydım tabii. Ama içimden bir ses bu yaptığımıza teşvik ediyordu beni. Kendime engel olamıyordum. Eşref'e bakıp ona kısık sesle ''Korkmuyor musun? Gecenin bu vakti mezarlıktayız.'' dedim. O da Özgür mezarından gözünü ayırmadan sorumu cevapladı. ''Evet korkuyorum. Hatta bu yaptığımız saçma sapan bir şey belli ama ikimiz birden aynı rüyayı üst üste gördük. Sen bu saatte gelip beni buldun. Tüm bunların bir anlamı olmalı. Korkuyorum evet. Ama bu mezarı açıp bakmamız lazım. Başka türlü içim hiç rahat etmeyecek. Sürekli Özgür'ün rüyamda acı çektiğini görmek istemiyorum. Sen yapmak istemiyorsan sıkıntı yok. Git istersen. Ama ben vazgeçmek istemiyorum. Buraya kadar geldik. Ne olursa olsun dönmeyeceğim dedi. Onu burada yalnız başına bırakmak istemiyordum ama bir yanım korkuyor. Burada bir şeyler gelecek başımıza diyor. Bir yanım da içten içe kalmamı istiyordu. İyice kararsız kalmıştım. Ben bir imamın oğluydum. Üstüne üstlük kendi yıkadığım bir insanın mezarını kazmak tamamen yanlıştı ama kendime hakim olamadım. Hadi yapalım. Ne olacaksa olsun artık dedim. Eşref yerden kürekleri aldı. Birini bana uzattı. İkimiz korka korka kazmaya başladık. İçinden sürekli Allah'ım sen beni affet diyordum. Dinlenmeden hızlı hızlı kazıyorduk. Mezarı tamamen kazdığımızda ikimiz de şaşkına döndük. Mezar boştu. Özgür'ün cesedi yoktu. Bu nasıl olur diye besmele çekip durmaya başladım. İstemsizce durmadan besmele çekiyordum. Korkudan elim ayağım titriyordu. Eşref, bu nasıl olur? Ben hayal görmüyorum değil mi? Bu mezar boş derken onun beni dinlemediğini fark ettiğimde Eşref karanlığa doğru kilitlenmiş kalmıştı. Beni duyuyor musun? Nereye bakıyorsun dedim. Tam karşımızdan birisi bize doğru yaklaşıyordu. İyice bize doğru geldiğinde yüzümü seçememiştim henüz ama beni mezarlıkta birini görmekten çok onun başının yana yatık olması korkutmuştu. Bu Özgür'dü. Yüzü göz çürümüş bir halde bize doğru geliyordu. Olduğum yerden kalkıp kaçmaya yelteniyorken Eşref'in orada öylece Özgür'e kilitlendiğini gördüm. Eşref kalksana, çabuk, geliyor kaçmamız lazım diye bağırdım. Beni duymuyor gibiydi. Çocuk olduğu yerde dona kalmıştı. Yanına gidip kolundan çekip kaldırmaya çalıştım. Ama bir türlü kalkmıyordu. Ben bir yandan onu çekiştirirken bir yandan da Özgür bize doğru geliyordu.
Çok fazla yaklaşmıştı. Eşref, kalk artık. Son şansımız dedim. Beni hiç duymuyordu. Kılını bile kıpırdatmıyordu. Mecbur canımı kurtarmak için onu orada bırakıp arkama bile bakmadan kaçmak zorunda kaldım. Canavarla koşuyordum. Bir an için ayağım yerdeki bir şeye takıldı ve düştüm. Dizim üzerine düşmüştüm. O anın heyecanından acı falan hissetmiyordum. Arkamdan bağırışma sesleri geliyordu. Mezarlıkta sanki bir sürü farklı kişi vardı onun gibi. Hepsinden ayrı ayrı insanın aklını alan sesler yükseliyordu. Kaçmaktan başka bir şey yapamadım. O korku dolu telaş içindeki koşturma sırasında bir anda kendimi yatağımda uyku sersem bir şekilde yeni uyanmış bir vaziyette buldum. Şaşkın şaşkın etrafıma bakındım. Odamdaydım. Ne oldu? Ben buraya nasıl geldim? Son hatırladığım şey mezarlıktan kaçıyor olduğumdu. Buraya nasıl geldim? Ne oldu? Hiçbir fikrim yoktu. Yataktan kalkıp içeri gittim. Annem kahvaltı hazırlıyordu. Her şey normaldi. Ben kalkıp oraya gittim. O mezarı Eşref'le kazdım. Her şey gerçekti. Yani gerçek gibiydi. Olanların bir rüya olduğunu kabullenmiştim. Ama yine de aklım almıyor tabii. Bir saat sonra falandı galiba. Beni bir cenaze için mezarlıktan çağırdılar. Ben de hazırlığımı yapıp çıktım. Mezarlığa geldiğimde ölen genç bir çocuk dediler. Yine genç bir çocuk olunca canım sıkıldı. Mezarlığa tam geldiğimde cenaze yakınları tanıdık yüzlerdi sanki. İnsanların yüzlerini anımsıyordum. İnsanlar olması gerekenden daha kederli görünüyorlardı. Bu işte bir sıkıntı var gibiydi. Gasılhaneye girdiğimde yıkanmayı bekleyen Meftah'ın yüzünü açınca hayal görüyorum herhalde dedim. Önümde cansız yatan kişi Eşref'ti. Bu da ne demek oluyor? Allah'ım aklımı oynatacağım şimdi. Yine saçma sapan bir rüyada falan mıydım yoksa? Çıldırmamak elde değildi. Birkaç dakika ona öylece baka kaldım. Eşref önümde ölmüş bir şekilde yatıyordu. Her yerinde darp izleri, morluklar, yaralar vardı. O an içimde fırtınalar kopuyor, şok geçiriyordum. Etrafındakilerin uyarmasıyla rüyada olmadığımı anladığımda tam bir kabustaydım resmen. Ama olanları aklım almıyordu ki. Yani durumu kendime izah edemiyordum. Düşüp bayılmak üzereydim. Bu gördüğüm gerçekse ben gece yaşananlardan sonra eve nasıl gittim? Nasıl kimse bir şey bilmez? O an aklıma yeri düştüğüm geldi. Hemen içeri gidip pantolonumu indirdim. Dizimde yara vardı. Sabahki sersemlikte onu görmemiştim. Şimdi ise bunu gördüğümde yaşadığım şok bir kez daha artmıştı. Akıl alır şeyler değildi bu. İşin içinden çıkamıyordum bir türlü. Dışarıda beni bekleyen yüzlerce insan, ağlama sesleri, bağıranlar, bayılanlar, benim aklımdaki sorular, yaşadığım şaşkınlık. Tam bir çıkmazdaydım. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Ben orada ne kadar zaman geçirdiysem, cenaze namazını kıldırmak için bekleyen babam, ben çok gecikince yanıma geldi. İçeri girdiğinde, oğlum iyi misin? O halini, yüzün bembeyaz olmuşsun. Ne oldu yavrum sana dedi. Ben de, baba sana akşam olan biteni anlatacağım. Ama şu an sadece söylediklerimi yapar mısın? Ben gerçekten iyi değilim şu an. Sana zahmet Harun amca gelip ölüyü yıkasın. Ben yapamayacağım. İnsanlar beklemesin dedim. Babam üst üste ne oldu anlat falan diye sorunca. Baba dediğimi yap. Sana hepsini anlatacağım dedim. Babam tamam dediğin gibi olsun. Akşam görüşürüz deyip gitti. Ben de kimseye görünmeden arka kapıdan çıkıp biraz uzaklaşıp hava almak istedim. Bir an için durup sakince düşünmem lazımdı. Olanları idrak etmekte zorlanıyordum. Tüm bu olanlar şaka gibiydi. Çok kısa bir sürede neler oldu, neler geldi başıma böyle. Yalnız kalmam gerekiyordu. Genelde kimsenin olmadığı, kafamı dinlemek için gittiğim sakin bir ormanlık yer vardı. Oraya gittim. Büyük bir ağacın gövdesine sırtımı yaslayıp durdum. Bir an için tüm bunların yaşanmamış olmasını diledim. Ama olmuştu. Kendi kendime yaşadıklarımı sağlamasını yapıyordum. En başına gidip tek tek atladığım bir şey var mı diye düşünmeye başladım. İlk önce Özgür'ün cenazesinin gelmesiyle başlamıştı her şey. Ortada hiçbir şey yoktu. Yalnızca çok genç olduğu için onun haline üzülmüştüm. Canım sıkkınken gidip sigara içtiğimde Eşref geldi. Eşref'le tanıştık. Bana olan biteni tüm yaşadıklarını anlattı. Dertleştik. Sonra bir şey olmadan oradan ayrıldım. Rüya görmeye başladım. Özgür rüyamda beni korkutup azarladı. Hala yaşadığını söylüyordu. Tüm bunları birkaç gün arka arkaya görünce ben gece vakti gidip Eşref'i buldum. Ona gördüklerimi anlattım. O da şok oldu. Çünkü aynılarını o da görmüştü. Sonra gidip Özgür'ün mezarını kazmaya karar verdik. Onun yaşadığına inandırmıştık kendimizi. Kürekler alıp mezarlığa gittik.
mezarın başında yapsak mı, yapmasak mı diye tartışırken kazmaya başladık. Yeterince kazdığımızda mezar boştu ve birden karşımızda Özgür'ün boynu kırık bir şekilde çürümüş yüzüyle bize geldiğini gördük. Şu an buraya kadar düşündüğümde bir şeyi fark etmiştim. Ben gece yarısı rüya görüp gitmeye karar verdiğimde o anla Eşref'in evinin önüne vardığım anın arasını hiç hatırlamıyorum. Yani yataktan kalktığımı, üzerimi değiştirdiğimi, evden çıkışımı falan hiç hatırlamıyorum. Sanki uyandım ve Eşref'in oraya ışınlanmıştım. Ne olduysa o arada oldu. Şayet bu bir rüya değilse o arada olan şey gidişata müdahale etmişti. Fark ettiğim bir diğer şey de o gece içimde hep bir korku hissi vardı. Bugüne kadar bu denli yoğun bir şekilde hiç korkmamıştım. Ortada henüz bir şey yokken bile korku vardı içimde. Bilmediğim bir şey beni korkutup aklımı karıştırmış sanki. Mantıklı düşünmemi engelliyor gibiydi. Yaşadığım korku yüzünden Eşref'le mezarlığa doğru yürüdüğümüz yol boyunca sürekli sağa sola etrafa bakındığımdan net hatırladığım şey ise şu an düşününce fark ettiğim garip bir şey vardı. Yani dünya bir garipti. Ağaçların boyları, yollar, hava, biz, her şey olması gerektiği gibi görünmeye zorlanmış gibiydi sanki. Farklı bir şeyler vardı. Şu an zihnimi zorladıkça yeni şeyler, ufak detaylar hatırlıyordum. Gökyüzü kızıl gibiydi. Etraf olması gerektiğinden daha değişikti. Yani garip şeyler vardı. Daha bulanıktı her şey. Rüzgar bile tersine esiyordu. Ay da yoktu gökyüzünde mesela. Ve sürekli birisinin sanki bizi izlediğini, takip ettiğini hissediyordum. Sanki peşimizde birileri vardı. O anlarda içimden bir ses beni yapmamam gereken şeyleri itiyordu sanki. Mesela mezarın başına geldiğimizde aslında orada olmak istemiyordum. Gitmek istiyordum. Ama kalmıştım. Kazmak da istemiyordum. Aklımdan geçenle eylemlerim birbirini tutmuyordu. Eşref de öyleydi. O an kendimi göremiyordum ama düşününce Eşref'in hali farklıydı. Bakışı, konuşması, gözleri, boyu bile değişikti. Gözleri kızarmış gibiydi. Evet, kesinlikle her şey farklıydı. O anın korkusu ve heyecanı yüzünden tüm bunlara dikkat etmedim. Hiçbirini fark etmemiştim. Kendime çok kızıyordum şu an. O kadar farklı şey varken hiçbirini göremedim. Durup biz ne yapıyoruz bile dememiştim. Eşref gibi ben de ölebilirdim. Hayatım orada son bulabilirdi. İyi de o nasıl öldü? Ben nasıl kurtuldum oradan? Biz mezarı kazarken, yani kazdıkça aslında Özgür başından beri karşımızdan bize geliyordu. Sadece biz fark etmedik. Daha doğrusu ben fark etmedim. Çünkü ben Özgür'ün bize geldiğini gördüğümde Eşref çoktan o tarafa bakıp kalmıştı. O anda da bir şeyler vardı. Yanına gittiğimde o kadar da şaşırmamıştı aslında. Sanki geleceğimi biliyormuş gibiydi. Sanki beni bekliyordu zaten. Özgür'ün cenazesinin olduğu günkü gibi değildi. İlk anormallik evden çıkışımla başladı ve Eşref'in evine varmamla devam etti. Ben Eşref'in nerede oturduğunu bile bilmiyordum ki. Yok, ne kadar düşünürsem düşüneyim, işin içinden çıkamıyordum. Parçaları bir türlü birleştiremiyordum. Zihnim karmakarışıktı. Bunalıma girmiştim. Aklıma sürekli kendime zarar verme isteği vardı. Tüm bu olanların sorumlusu benmişim gibi hissediyordum. Eşref'e gitmeseydim ona bir şey olmayacaktı. Mezarlığa gitmeyi ben teklif ettim ona. Benim yüzümden bir insan mı öldü? Yoksa onun katili bir nevi ben miydim? Düşündükçe çıldıracak gibi oluyordum. Ayağa kalkıp avazım çıktığı kadar bağırdım. Gözyaşlarımın akmasına engel olamıyordum. Büyük bir öfkeyle ağacı tekmelemeye, yumruklamaya başladım. Kontrolümü tamamen yitirmiştim. Öfkeme engel olamıyordum. Ellerim kan içindeydi. Ağacı yumruklamaktan paramparça olmuşlardı. Ama durmuyordum. Bir an için birisi kolumdan tutup çekti. Gelen kişi babammış. Sakinleşemediğimi görünce bana okkalı bir tokat attığında ancak kendime gelebilmiştim. O an yaptığım farkına varıp yere çöktüm ve ağlamaya başladım. Babam olan biten hiçbir şeyi bilmediği için bu halime anlam veremiyordu. Ellerimi tutup, ''Oğlum ne yaptın sen böyle kendine? Bu halin ne? Ne oldu? Neden böylesin? Anlat bana. Allah korusun, ellerin kan içinde. Seni böyle öfkelendiren şey ne? Anlat bana oğlum.'' diyordu. Bir süre babama boş gözlerle baktım. Sonra hıçkırıklarım arasında, ''Baba, ben galiba katil oldum. Benim yüzümden öldü. Onu ben öldürdüm.'' dedim. ''Ne öldürmesi İrfan? Sen neyden bahsediyorsun böyle? Ne yaptın oğlum?'' dedi. Birkaç anlamsız serzenişimden sonra babam beni silkelemesiyle gözyaşlarımı silip ona en başından yaşadıklarımı, olan biteni, hatırladığım kadarıyla hepsini anlattım. Babam afallamıştı. ''Bu imkansız evlat.'' dedi. ''Ne demek imkansız baba?'' dedim. ''Oğlum,
Sen gece o çocuğun evine gitmiş olamazsın ki. Ben tuvalete kalktığımda, bahsettiğin saatlerde, senin odanın önden geçerken uyuduğunu gördüm. Hatta üzerin açılmıştı, örtü. Bir süre yanında durup öyle gittim dedi. Baba, sen emin misin evde olduğuma dedim. Evet oğlum, evdeydin. Ben şahidim, Allah da şahit. Sen kimseyi öldüremezsin. Hem neden öldüreceksin ki? Ona böyle olduğu için kendini suçluyorsun dedi. Ama söyledikleriyle yüzündeki o ifade örtüşmüyordu. Sanki fark ettiği bir şey vardı ve bana söylemiyordu. Aklında başka şeyler vardı. Babamın beni sakinleştirmesiyle oradan kalkıp eve gittik. Perişan halimi gören annem telaş edip bana sarıldı. Ne oldu diye bir sürü soru soracakken babam ona engel olup varma çocuğun üzerine biraz yatıp dinlensin dedi. Ben babama bakarak baba ben artık bu mesleği yapamam dedim. Biliyorum oğlum canını sıkma ben hallederim git biraz dinlensen dedi. Babam çok soğukkanlı bir adamdı. Normal şartlarda çok kötü bir şey olsa bile bunu onun mimiklerinden anlayamazsınız. Ama konu ben olunca yüzündeki o düşünceli ifadeyi gizleyememişti. Belki de gizlediğini düşünüyordu ama ben anlamıştım. Bir terslik vardı. Ben içeri geçtikten sonra uyuyormuş gibi yapıp annemle babama kulak kabartmıştım. Odamın kapısı aralık kaldığından seslerini konuşmalarını duyabiliyordum. Annemle babam içeri geçtiler. Annem babama ne bu çocuğun hali ne oldu böyle diye sürekli sorular yöneltiyordu. Babam da ona henüz bilmiyorum ama anlayacağız telaş etme. Allah büyük dedi. Sonra ev telefonunu alıp bir numara çevirdi. Karşıdaki kişi Rüstem amcaydı. Onunla konuşuyordu. Kısık sesle konuştuğundan ne konuştuğunu anlayamadım ama benden bahsettiği kesindi. Anladığım kadarıyla durumla ilgili ona akıl danışmıştı. Babam en son Kadir abi için bunu yapmıştı. Çünkü onun durumu bayağı kötüydü. Yoksa ben de öyle olacaktım. Benim anlamadığım ne görmüştü ki babam. İyice paranoyaklaşmıştım. Gerçekten sakin kalamıyordum. İçimde patlama yazı bir volkan vardı. Aklımdan geçen anlık çok tuhaf düşüncelere hakim olamıyordum. Bir an için kalkıp intihar ettiğimi düşünüyordum. Bu tekrar tekrar oluyordu. İçimden bağırıp çığlık atmak geliyordu. Bir an için odama sığamamıştım. Burada beni rahatsız eden bir şey vardı sanki. Odaya göz ucuyla bir baktım. Aslında kalkmaya mecalim yoktu. Kendim çok yorgun ve bitkin, halsiz hissediyordum. Odaya baktığımda bir an için gözüm kıyafet dolabının üzerindeki Kur'an-ı Kerim'e takıldı. Oraya baktığımda içimi huzursuz eden, canımı sıkan bir şey vardı. Haşa, sanki burada olmasını istemiyordum. Ya o gitsin ya da ben gideyim istiyordum. Allah'ım, sen beni affet. Ne olur, neler oluyor böyle bana? Kur'an-ı Kerim'e kilitlendiğimde daha fazla dayanamayıp annemi çağırdım. Beni duymayınca sinirlenip bağırdım. Annem de telaşla koşarak odama geldi. Ne oldu oğlum? İyi misin? Bir şey oldu sandım dedi. Anne al şunu buradan dedim. Neyi alayım oğlum dedi. Dolabın üzerini göstererek. Anne şunu al buradan. Başka bir yere koy. Görmek istemiyorum dedim. Annem çok şaşırmıştı. Oğlum niye? Sana ne zarar var ki? İyi misin yavrum? Ne oldu sana? Böyle konuşma günah yavrum dedi. Anne bunu al. Yoksa kıyameti koparacağım şimdi bak dedim. Annem de korkup odadaki sandalyeyi aldı. Üzerine çıkıp dolabın üzerindeki Kur'an-ı Kerim'i alıp bana bakmadan gitti. Bunu neden yaptım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Anında pişman olup kendimi kötü hissetmiştim. Annem çıktıktan sonra odamın kapısını kilitledim. Kimseyi görmek daha istemiyordum. Zaten o gün gassallık da benim için bitmişti. Bir daha oraya gitmeyecektim. Hava kararmaya başladığında babamın okuduğu akşam ezanının sesi camiden duyuluyordu. İstemsizce büyük bir öfkeyle yatağımdan kalkıp penceremi kapattım. Ama ses az da olsa hala odama doluyordu. Bu ses beni çılgına çevirmişti. Stresten parmaklarımdaki her bir tırnağı yemiştim. Odaya sığamıyordum resmen. O an elime ne geçirdiysem fırlatmaya başladım. Odada ne varsa kırıp döktüm. Bir yandan da kulaklarımı kapatıp bağırıyordum. Ezan sesi beni deli ediyordu. Annem kapıya gelmişti. Oğlum ne oluyor? İyi misin diye bağırıyordu. Kapıyı açmaya çalıştı. Kilitli olduğunu anlayınca kapıya vurmaya başladı. Ona da çok sinirlendim. Kalkıp bir ışınla kapıyı açtım. Ne var? Ne istiyorsun? Git başımdan diye bağırdım. Annem ne yapsa, ne dese bana batıyordu sanki. O an gözüm döndü resmen. Zavallı kadıncağızı tutup dövmeye başladım. Evet, Allah beni kahretsin ki kendi annemi dövmüştüm. Yapma diye bana yalvarırken Allah yarattı demeyip evire çevire dövüyordum. Sonra onu öyle bırakıp odama geri döndüm. Kapıyı kilitledim. Dönüp arkama bile bakmamıştım. Öfkeden gözüm hiçbir şey görmüyor, kimseyi tanımıyordum.
Ezan bittikten sonra yatağa yatıp uyudum. Kulağımda bağırma sesleriyle uyandım. Odamın kapısı güm güm vuruluyordu. Babam eve gelmiş. Annem o halde görünce çıldırmıştı. Aç kapıyı İrfan diye bağırıyordu. Onu hiç duymuyor gibi yapıp aldırış etmeden hiçbir şey olmamış gibi yatıp uyudum. Bir süre sonra babam da vazgeçip gitti. Gece olduğunda rüyamda Özgür'le Eşref'i görmüştüm. İkisi uzaktan bana bakıp rahatsız ediyorlardı. Özgür o son gördüğüm halinde, Eşref ise her yeri yara beri içinde, yüzü kana bulanmış, gözleri uyulmuştu. Mezarlıktan beni çağırıyorlardı. Buraya gel İrfan, yanımıza gel diyorlardı. Korku içinde uyandım. Derin derin nefes alıyordum. Uyandığımda etrafıma bakıp odamda olduğumu görünce oh rüyaymış dedim. Yataktan kalkıp mutfağa su içmeye gittim. Su içtikten sonra da oradan balkona çıkıp bir sigara yaktım. Dumanı stresli bir şekilde üflerken evin karşısındaki sokağın lambasının yanıp yanıp sönmesi ilgimi o tarafa çekmişti. Dikkatlice oraya baktığımda sokak lambası tamamen söndü. Birkaç dakika kadar sonra tekrar yandığında tam o lambanın ışığının altında Eşref Özgür'ü yan yana durmuş bana bakar vaziyette gördüm. İkisinin de ayakları tersi, korkunç görünüyorlardı. Onlardan ölesiye korkuyordum ama içimden bir şey beni ve onlara çekiyordu. Ağır adımlarla ikisi de bizim evin önüne kadar gelmişlerdi. Yerimden kıpırdayamıyordum. Onlara bakmaktan kendimi alıkoyamadım. Kaçıp içeri gitmek istesem de bunu yapamıyordum. Evin önüne gelip tam durdum balkonun hizasında dikilip başlarını kaldırıp bana baktıklarında daha fazla bu korkuya dayanamayıp içeri kaçtım. Mutfağa girdiğimde ikisi tam karşımda mutfak kapısının olduğu aralıkta duruyorlardı. Gözlerime inanamadım. Ben henüz şaşkınlığımı atlatamamışken üzerime yürümeye başlamışlardı. Gelme, gelme, gelme diye bağırmaya başladım. Avazım çıktı kadar çaresizce bağırmıştım. O an onların böyle üzerime geldiği anki yaşadığım korkuyu asla tarif edemem. İnsan bunu asla yaşamadan anlayamazdı. Durmadan yardım edin diye bağırıyordum. Yardım istiyordum. Annemle babama sesleniyordum. Beni ancak babam kurtarabilirdi. Ama beni kimse duymuyordu. Herkesin tam uykunun ağır olduğu saatleriydi. Ben artık mutfakta duramayıp balkona kaçtım. Hala üzerime geliyorlardı. Artık elimi uzatsam dokunabileceğim mesafede olduklarında başka çarem kalmamıştı. Korku içinde çaresizce kendimi balkondan aşağı attım. Çok şiddetli bir acıyla bacağımı tutuyordum. Sanırım kırmıştım. Hareket edemiyordum. Can havliyle avazım çıktığı kadar bağırmıştım. O sesler birilerini uyandırmış olacak ki komşular telaşla bana koşup yardım ettiler. Evin zilini çalıp annemle babama haber verdiler. Ben o an şok geçiriyordum. Hastaneye kaldırıldığımda babam gözlerimde korkuyu görmüştü. Bana öfkeliydi ama başıma ne geldiğini az çok tahmin edebiliyordu. Başımdan hiç ayrılmamıştı. Tahmin ettiğim gibi bacağım kırılmıştı. Bacağımı sarıp alçıya aldılar. Sonra da eve geldik. Eve geldiğimizde sabah olmuştu. Babam bir işim var deyip gitti. Eve döndüğünde Rüstem amcayla birlikte gelmişlerdi. Onun sesini duymuştum. Odamda uzanıyorken kapıyı açıp içeri girdiğinde yerimden fırladım. Onu görmeye tahammül edememiştim. Yine aynı şey oluyordu. Kendime hakim olamıyordum. Rüstem amcaya küfürler yağdırıyordum. Bunun burada ne işi var diye bağırıyordum. Defolsun gitsin buradan. Kendimi paralıyordum. Yerden yere yuvarlanıyordum resmen. Tamamen aklımı kaçırmıştım. Neler yaptığım farkında bile değildim. Hiçbiri benim isteğimle olan şeyler değildi. Rüstem amca sakinliğini hiç bozmadı. Babama yardım getirmesini söyledi. Karşı komşumuz Sinan abiyle birlikte içeri geldiler. Bir anda üzerime çullanıp beni kollarımdan yakaladılar. Odamdaki sandalyeye oturtup ellerimi de arkadan mecburen bağladılar. Çünkü bir saniye bile durmadan Rüstem amca yanıma gelip elini başıma koydu. O an bile elim kolum bağlı bile olsa elini ısırmaya çalışıyordum. Resmen bir hayvan gibi hareketler ediyordum. Bana bunları yaptıran başka bir şeydi. Kendi rızamla yapmıyordum. O esnada bayılmışım. Kendime geldiğimde yatağımda ellerim çözülmüş bir şekilde uzanıyordum. Başımdaysa babamla Rüstem amca dua okuyordu. Çok halsiz ve bitkindim. Sanki üzerimden tır geçmiş gibiydi. Dışarı baktığımda karanlıktı. Akşam olmuş. Aradan saatler geçmişti. Kendime geldiğimde babama bakıp ne oldu bana böyle baba dedim. Babam Rüstem amcanın bana müdahale edip kurtardığını söyledi. Onu dinlerken elimde bir acı hissettim. Elime baktığımda sargılıydı. Elime ne oldu dedim. Bayıldıktan sonra bazı işlemlerden geçince kendime geldiğimi düşünüp babam kollarımı çözmüş. Ben de ani hareketle daha önceden yastığımın altına gizlediğim bıçağı alıp onlara saldırmışım.
Geri çekildiklerinde elimdeki bıçakla serçe parmağımı kesmişim. Onlar ne olduğunu anlayamadan parmağımdan olmuşum. Artık bir parmağım eksikti. Ama hiçbirini bile hatırlamıyorum. Rüstem amca tekrar beni bağlayıp oturtmuş ve yeminli olduğu şeyi yapmış. Bilgi ve yardım almak için rahmetli babasının uzak durduğu cinleri davet etmiş. Onların verdiği bilgiye göre bana dinsiz bir cin musallat olmuş. Çok tehlikeli ve oldukça yaşlıymış. Tüm bu yaşadıklarım bana o yaptırmış. Gece vakti o rüyayı gördüren sonra beni alıp eşrefin evine götürüp verdiği vesveselerle bizi mezarlığa sürüklemiş. Cinlerin yardımıyla onu yakalayıp konuşturmuşlar. Eşref'e de bana yaptıklarını yapmış. O öldükten sonra tamamen bana musallat olmuş. Benim içten içe bütün korkularıma hükmetmiş. Bundan beslenmiş. Eşref'in ölümüne sebep olduğu gibi yeni amacı benmişim. Allah şükürler olsun ki zamanında Rüstem amca buradaydı. Yoksa parmağımla yetinmeyip beni canından edecekti. Ben o günden sonra bir daha gassallık yapmadım. Asla mezarlığın önünden bile geçmedim. Zaman içinde kendime iyice gelmiştim. Yıllar içinde evlenip çocuk sahibi oldum. Şimdi boyum kadar bir oğlum var. Allah herkesten uzak etsin böyle berbat şeyleri. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.